Business Channel Türk'ten merhaba değerli izleyicilerimiz. Stüdyodaki değerli konuğum hakikaten mesleğe çok emek vermiş, bu meslek uğruna çok ter dökmüş değerli bir gazeteci yazar Sayın Burhan Aktağ. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok mutluyum ağırlamaktan. Ben de çok mutluyum. Siz de aynı karede olmaktan. Ne güzel benim için. Çok teşekkür ediyorum. Ben gazeteciliği tek şemsiye altında topluyorum aslında. Aynen. Daha sonra spora ilgi duyanların kulvarı geliyor, işte siyasete ilgi duyanların, hatta sanata ilgi duyanların ve elbette aktüalite ya da magazin hayatına ilgi duyanların kulvarları geliyor. Ama şemsiye tek şemsiye. Ben zaten ben hep öyle derim. Yani ben gazeteciyim. Evet. Tamam, ben magazin üzerine uzman olmuş olabilirim ama ben gün geldi maçlara gittim, resim çektim. Gün geldi, maçla ilgili yorum yazdım. İki tane Dünya Kupası takip ettim. Gün geldi, ben siyasi liderleri takip ettim. Onların haberlerini yaptım. Ne bileyim, gün geldi iş adamlarıyla ilgili. Belki de ilk hani Sosyete Dergisi denen Alem Dergisi'ni yaptım. Yani bir gazeteci dedim mi? Gazetecinin şeyi olmaz, sınıfı olmaz. Sınıfı gazetecidir, hiç fark etmez. Bu televizyonda da olsa, tabii, yazılı medyada da olsa, evet, görsel medyada da olsa işte gazetecidir. Gazeteci. Yoğunlaştığı alanlar zaman zaman değişebilir, değişebilir ama gazetecidir. Zaten gazeteci olmanın temel özelliği odur. Aynen. Değil aynen mi? Ve magazin dediğimiz sizin ağırlıklı olarak yoğunlaştığınız şey alanda çok ciddi yapılması gereken bir Tabii alan. Hepsini kapsıyor. Her şey var. Hepsi. Bakıyoruz bütün gazetelerin birinci sayfasına baktığı zaman çoğu magazin haberi. Tabii. Yani bu Recep Tayyip Erdoğan da olsa, Deniz Baykal da olsa, kim olsa bakıyorsunuz 3-4 resim kullanıyor, bir şey yapıyor. Evet, resim ve malzeme çoğaldı mı iş magazine kayıyor. Elbette. Yani parlamentodan kareler var hafızalarımızda, değil tabii, mi? Tabii, tabii. Bir oylama yapılırken veya önemli bir yasa maddesi tartışılırken bir bakıyorsunuz vekillerden biri işte... sevdiği bir dostuyla akşam yemeğe geliyoruz, sen de bize gel falan diye mesajlaşıyor. Yani bu da magazin işte. Tabii, tabii. Çoğu zaten ekranlara yansıdı veya fotoğrafları çekildi, gazetelerde evet, kullanıldı. Ne yazdığına kadar, ne bileyim bir not iletiyor birisine, o notu çekiyorlar, o evet, işin rengi değişiyor. Şimdi o zaman Sayın Aktağ, sevgili Burhan Aktağ, gazeteciliği konuşalım mı? Olur. Yani bir dönem gazeteciliğe baktığımızda, gazeteciler birey olarak komple her konuda bilgi sahibi, fikir sahibi ve yüzleri, isimleri tanıyan, bilen kişiler. Bir kumbara gibiler. Ama günümüze baktığımızda artık gazeteci de mi kalmadı acaba? Ben şunu şöyle anlatıyorum. Birçok yerde konuşuyoruz arkadaşlarla. Şimdi ne zaman ki Hürriyet Gazetesi'nde, Hürriyet Gazetesi satıldı. Erol Simavi sattı veya Simavi ailesi medyadan çekildi. Ve Türkiye'de gazetecilik bitti maalesef. Öyle mi? Tabii. Öyle mi diyorsunuz? Çünkü o dönem bakıyorsunuz, yani gazetelerin patronları hep gazeteci aileden geliyor. Hep geliyor, gazeteci aileden geliyor. Ben Günaydın Gazetesi'nde yıllarca çalıştım. Haldun Simavi ile iki sefer karşılaştım. İki sefer karşılaştım veya birçok arkadaşım da bilmez Haldun Bey'in şeklini. Çünkü adamın işi gazete ve gazeteyle ilgileniyor. Başka iş de yapmıyor. Ama şimdi günümüze gelince bakıyorsunuz önce Asil Nadir girdi iş adamı olarak. Günaydın Gazetesi'ni aldı ve ondan sonra bu iş adamları çoğaldı ve gazetenin patronları hep iş adamları oldu. Ne oldu? Bu sefer o sahip oldukları medya şirketini veya gazeteyi diğer işlerine nasıl faydası olur diye kullanmaya başladı. İşte böyle kullanınca da ister istemez gazetecilik ikinci plana atılmış oldu. Bir de gazeteciliği bir de şekli değişti. Eskiden insanlar gazeteyi alır okurdu ama şimdi bir televizyon, önce televizyon girdi hayatımıza. Arkasından internet girdi. İnternet girdi ve şimdi bir sosyal medya girdi. Artık herkes bir gazeteci. Doğru. Yani herkes bir gazeteci. Doğru. Bugün bir bakıyorsunuz bir en ufak bir kaza oluyor. Onlarca telefon görüntü almaya çalışıyor ve resim çekmeye çalışıyor. Geçen gün gazetede neredeydi bir bombalama olayı oldu. Bakıyorum insanlar herkes çekiyor, resim çekiyor. Sınırımızda mı? Hayır şey, nerede düştü? Uçak düştü. Uçak düştü. Düştü. Evet. İnsanlar çekiyor ama hem çekiyorlar, herkes çekiyor. Herkes gazeteci. Herkes gazetecilik yapıyor orada.
Ve ama günümüzde şu an sosyal medya çok güçlü oldu. Çok güçlü. Çok güçlü oldu. Ve sosyal medyadan korkan da bir siyasi tablo var, var değil mi? Var. Ciddi biçimde korkuyorlar. Çok dikkat ediyorlar. Yediklerini, içtiklerini, gezdiklerini, konuşmalarını her şeye dikkat ediyorlar. Etmek zorundalar. Peki onu konuşalım mı? Yani gazeteciler özel hayata müdahale ediyor. Gazeteciler özel hayatın içinde işte sürekli bir özel hayata girme diye gazeteciler hep yaftalanır, hep suçlanır. Nerede başlar özel hayat? Şimdi nerede biter? Kişiye göre farklıdır. Bugün televizyon programlarına bakıyorsunuz. Çat Kapı diye bir program var. Evet. Sanatçı alıyor kameramanı ve şeyi. Ta kirli iç çamaşırlarının sepetine kadar gösteriyor. Şimdi o sanatçı benim özel hayatım deme şansı var mı? Yoktur. Ben bugün Sezen Aksu'nun oturduğu evi bilmiyorum. İbrahim Tatlıses'in oturduğu evi bilmiyorum. Acaba kaç odalı ev? Koltuk takımı nasıl? Yani biz, yani işi bilen, bu konuda hassas olan gazeteci arkadaşlar o sınırı biliyor zaten. O sınırı biliyor. O sınırı bildiği için de özel hayat kişiye göre değişiyor. Bana göre Sezen Aksu'yla özel hayatıyla bugün 3 gün önce çıkmış bir popçunun veya 2 yıllık bir popçunun özel hayatı aynı değil. Çok farklı. Çok doğru. Çok doğru. Yani bu noktada kişilerin dikkat etmesi tabii, gereken noktalar özellikle var. Kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Yani eğer sen bana yatak odanı açıp, ne bileyim çamaşır sepetini açıp her şeyini gösterebiliyorsan, yarın bir gün ben senin bir görüntünü veya bir şeyi çektim ama benim özel hayatım kullanma deme şansın yok. Var. Deme hakkı. Yani var. Kapını açmışsın sonuna kadar. Bakın ben ne diyorum? Ben Sezen Aksu'yu 30 yıldır tanırım. Ama şu an Kanlıca'da oturuyor. Kanlıca'daki evinin kaç odalı olduğunu bilmem. Hani Ulus'takine tek tek gidiyordum ama o da gazeteci olarak girmiyordum. Yani haber yapmak için sohbete gidiyordum. Şimdi benim Sezen Hanım'ın evinde gidip gizli bir şey çekme şansım var mı? Yok, çünkü ona bir saygım var. Elbette. Yani zamanında galiba Ayşe Gül Nadir'di yanlış evet. Hatırlamıyorsam. Çöplerini çekmişler. Tabii şeyde, Çengelköy'deki yalısında çekmişlerdi. Yani bunlar gazetecilik çizgisine girer mi? Şimdi o da başka bir açıdan bakıyor. Yani şimdi yani o bir gece evvel, iki gece evvel orada bir davet vardı sanıyorum. Kimseyi almadılar. İşte orada giden arkadaşlar da öyle bir şey yapmışlar, mizansen yapmışlar. Evet. Tepkisel bir şey yapmışlar. Evet. O da farklı bir açı. Yani farklı bakmışlar. İşte neler yediler, neler içtiler. Yani o şişelerden, artan yemeklerden böyle bir şey oldu. Zaten orada rencide edecek bir şey olsaydı yayınlamazlardı. Yayınlamazlardı. Tabii. Bugün gazeteciliğin geldiği konudan bahsedelim mi? Yani biz ayırmadık hiçbirini. Ayırmayalım, evet. Ama magazin hakikaten çok önemli ve çok ciddi yapılması gereken bir şey. Öyle ya, yani kişilerle ilgili özel haberler yapıyorsunuz. Kesinlikle. Oysa günümüz siyasetinde konu belli işte. Bir meclis başkanlığı seçimi varsa parlamentonun içinden görüntüler zaten bütün dünyaya yansıyor. Yani onun artık bir özel haber olma niteliği kalmıyor. Herkes verebiliyor. Tabii. Fakat günümüzde gazetecilik öyle bir noktaya geldi ki güvenilirliği çok sarsıldı. Yanılıyor muyum? Çok haklısınız. Şimdi eskiden bir yere gittiğiniz zaman, gazeteciyim dediğiniz zaman bir saygınız vardı. Şimdi kale almıyorlar. Basın kartı? Var. Var ama hiçbir işe yaramıyor. Değil mi? Benim sürekli basın kartım var. Şimdi bakıyorsunuz şu an eğer İstanbul'da... Ne mücadele ettik o kartları ya, almak için. Ya. Yani. Şimdi hiç kimse alamıyor. Çünkü patronlar artık 212'den kadro yapmıyor. Adam gazetecilik yapıyor ama basın kartı yok. Sonra başbakanı veya cumhurbaşkanı takip ettiği zaman adam sarı basın kartı istiyor. Kardeşim, o patron bu arkadaşı o şekilde kadro etmemiş. 1475'ten kadroluğu yapıyor. Öyle gidiyor. Çünkü ondan sonra beyefendim niye akredite olmadı? Niye olmadı? Madalyonun bu yüzünü anlatan yok aslında. Yok, yani, buyurun. Evet, ben de yaralıyım da sözünüzü kesiyorum. Çok özür dilerim. Hiç önemli değil. Ben sürekli basın kartım var, aldım. Ama benim birçok arkadaşım veya yeni işe başlayan, 8-10 senedir bu işi yapan arkadaşlarımda basın kartı yok. Ama eğer sen bu işi yapıyorsan senin basın kartın olmalı. Yani o gazetecinin bir ağırlığıdır. Ama arkadaşlar tanıtım kartlarıyla, yani çalışır şirketin tanıtım kartlarıyla veya sarı basın kartına benzer kimlik kartlarıyla böyle idare ediyorlar. İş yapıyorlar. Yani bunu polis de bilmiyor.
ne bileyim zabıta da bilmiyor. Basın kartının nasıl bir şey olduğunu bilmiyor. Kimlik yerine geçer basın kartı. Kesinlikle geçer. Bilmedikleri için geçmiyor. Birçok bankaya gidiyorsunuz. Evet. Ve kimlik diyor ki nüfus cüzdanı yok. Yok kardeşim. İşte nüfus cüzdanına ne bakıyorsun? TC mi? İşte yazıyor. Diğer bilgilerim hepsi yazıyor. Ve bu kartı ben sahte nüfus cüzdanı çıkartırım. 2 saatte gideyim çıkartırım. Bir sıkıntı yok. Ama bu basın kart çıkmaz. Bu basın kartını çıkarmak için 3 yıl uğraşıyorsunuz. Tabii. Onu alabilmek için terliyorsunuz. 3 yıl uğraşıyorsunuz. İşi bıraktığınız zaman gidip teslim ediyorsunuz. Yani ya 1 ay sonra ya 2 ay sonra ne kadar çalışmışsanız ya 1 yıl sonra gidip teslim etmek zorundasınız. Tekrar işe başladığınız zaman tekrar alıyorsunuz. Yani ne zaman ki 18 yıl sarı basın kartını üzerinize taşırsanız artık sürekli kartı alıyorsunuz. Onu sizden kimse alamıyor. Alamıyor. Tabii. Evet. Şimdi hala bu kurallar geçerli değil mi? Hala geçerli ama artık... Basın kartının kimlik yerine geçmesi geçersiz. Yok artık onlar da şey yaptı, bakıyorlar TC var. Öğreniyorlar sıkıntı, artık evet, öğreniyorlar. Değil mi? Ben bunu gazetede ya, ne zaman ya Kanal D'de gittim ya da Star'a gittiğim zaman kapıdaki sor, ATV gittim de kapıdaki dedi ki ya kimlik kartınız yok. Niye dedim? İşte biz kimlik kartı alıyoruz. Dedim burası ya bir medya kuruluşu değil mi? Değil mi? Bu karttan kaç kişi de var size burada dedim. Ne acı. Yani ben bunu sizden duymamış olayım dedim. Duymamış olayım. Sonra başka bir arkadaş hemen müdahale etti. Şey yaptı yani düşün yani bir medya kuruluşunda güvenlikten geçerken veya bir arkadaşa çıkarken şeyi bırakıyorsunuz. Kimlik basın kartı olmaz diyor. Ne acı değil mi? Haberi yok çünkü basın kartından. Basın kartı taşıyan bizler uçaklara indirimle binerdik. %60 indirim vardı. O zaman tabii telefon sıkıntısı vardı. Telefonlar direkt bağlanırdı. Basın kartı olduğum hemen bağlanırdı. Tabii üstelik basın yayın kuruluşu olan yani televizyondu, gazeteydi onların da telefonları indirimliydi. Tabii onlar da indirimliydi. Ama bu mecburi bir indirimdi ve çok güzeldi. Çünkü devamlı işimizi yapmak için telefonla sağa sola ararız gazetecinin. Eli ayağıdır telefon. Şimdi eskiden mesela bir yere gidiyoruz. Polis çevirdiği zaman gazetecim diyordun. Adam saygıdan şey yapıyordu. Tabii. Şimdi hiç kale almıyor. Ki hatta söylüyorum ki arkadaşlar bakın diyor size tamim yayınlandı İçişleri Bakanı'ndan. Gazetecilere yardımcı olun diye. Mesela bir şey oluyor. Bir yerden dönüyorsun veya bir şey oluyor. Yapar gidiyorsun. Diyor ki sen de mi? Ya şu kartı bana vermiş ki adam ben de. Bazı ayrıcalıklarım olsun diye. Tabii park özgürlüğümüz vardı. Bir baktım bir gün arabam çekiliyor. Bir daha da zaten araba kullanmadım. Gitmiş araba. Halbuki basın kartı koyduğumuz zaman basın... Ama şimdi İspark biliyorsunuz her tarafı evet. Almış. İspark öyle bir şey yaptı çok güzel. Basın kartınız varsa gidiyorsunuz kaydettiriyorsunuz. Her yerde ücretsiz park edebiliyorsunuz. Şu an basın kartının en çok yaradığı yer İspark. İspark. Çok iyi yani. Şey. Evet, ücretsiz park edebiliyorsunuz. Bu da bir şey. Ama yazıktır. Yani bu hakların, verilen hak geri alınmaz kuralı maalesef basın kartında ihlal edilmiştir. Bu da çok çok acı geliyor bana. Yıllarca biz o kartı alabilmek için ne mücadeleler verdik değil mi? Tabii basın kartı olan arkadaşlarımızı, abilerimizi kıskanıyorduk ya. Basın kartı var. Onu çıkartmak bir gururdu kendi tabii. Aramızda. Yani basın belediye otobüsü bedavaydı. Bedavaydı. Vapur bedavaydı. Belediye otobüsü yine bedava ama gidiyorsun aletten bir kart çıkartıyorsun. Vapur yine bedava. Metro, şimdi, metrobüs. Tabii onlar bedava. Bedava. Evet. Ama yine de uğraşmak zorundasın. Yani onu gösterip tabii. Geçemiyorsun. Gidip bir ücretsiz bir kart çıkartıyorsunuz Büyükşehir Belediyesi'nden. O kartla İşte otobüslere binebiliyorsunuz, işte vapura binebiliyorsunuz. Ha şimdi Büyükşehir Belediyesi çok güzel tuvaletler yaptı. Onlarda da o kartlar var, bu kartla girebiliyorsunuz. Tuvalet. Çok. Geçen gördüm, bayağı hem güldüm hem de hoşuma gitti. Evet, büyük bir ihtiyaç. Tabii yani, Mecidiyeköy Meydanı'nda yapmışlar. Gülüyoruz, ağlanacak halimize evet. Aslında. Evet. Yani gazeteciliğin getirildiği duruma bakın. Bir gazetecinin en önemli kimliğidir. Press yazar arkasında da değil mi? Tabii. Yurt dışına gittiğimizde geçersiz mi o kart? Yok, geçerli. Yurt dışında daha çok geçerli. Evet. Yurt dışında daha kıymeti var. Ama burada maalesef burada yok. İşte şu kartın güzelliğine bakın. Kart bu. Kart bu ve bu kartı almak demek göbeğinizin çatlaması demek. Her yıl tekrar yenilenir. Tabii. Her yıl yenilenir. Yani 18 yılı doldurana kadar 18 yıl boyunca yenilenir vesaire vesaire.
Kutluyorum ama sizi. Vallahi ben hırs yaptım. Ben bu sürekli kartı alacağım. Ve aldım. Ne güzel. Aldım. Bir dönem basın şeref kartı vardı yalnız. Artık o yok. Vallahi onu sanıyorum işte belli bir süreden sonra işte vermeleri lazım. Yine yapmaları lazım. Yani bakıyorsunuz ben bunu alalı ne kadar olmuş? 83'te. 83'te gazeteciliğe başladım. 32 sene olmuş. Az değil. 32 sene. Hayat. Bir ömür. Ömür. Şu bir anki ömür. Ömrümün yarısından fazla. bu meslek hakikaten çok güzel bir meslek. Ve ben inanıyorum ki hak ettiği, layık olduğu o saygı çıtasına mutlaka ulaşacak. Fakat bunda bizim de payımız var galiba. Yani bu kadar mesleğin yıpratılmasına göz yumduk. Ya da meydanı boş mu bıraktık? Bence meydanı boş bıraktık. Yani meydanı boş bıraktık. Göz yummak değil de meydanı boş bıraktık. Boş bırakınca da böyle oldu. Şimdi bir sosyal medyayı biliyorsunuz ne kadar güçlendi. Hala mesela internette çalışan çok gazeteci arkadaşlarımız var. Basın kartı alamıyorlar. Neden tanınmıyor mu internet medyası? Tanınacak dendiler. Bir şeyler söylediler. Bu internetle ilgili gazeteci arkadaşımız bir dernek kurdular. O dernek bayağı bir gittiler, görüştüler. Tanınacak dediler. Ya da belli bir sayıda mı tanındı veya belli bir yıl internette yayın yapanlara mı tanındı bilmiyorum ama onlar da tanınacak. Sonra televizyonlar var. Televizyonda da birçok arkadaşımız alamıyor. Bakıyorsun haber merkezinde çalışıyor arkadaş, kameraman. Ama orada haber müdürleri, öyle birkaç kişinin cebinde var ama çalışanlar da yok. Maalesef. Yani eskiden gazetecilik yapanlar da, yani gazete kökenli olanların hepsinde basın kartı var. Çünkü eskiden patronlar gazeteci olduğu için buna önem veriyordu. Ama ne zaman ki bu el değiştirdiler gazeteler, el değiştirince de işin rengi değişti. Bakıyorlar masrafı nasıl kısarız, hemen 212 kadrosundan çıkartarak kısıyorlar. Ama şimdi yani gelinen süreçte gazeteciliğin taraflılığı var, tarafsızlığı var, işte var. Yandaşı var, mandaşı var falan filan. Otobüse, metrobüse, metroya binen var mı? Ben zaman zaman biniyorum. Ben hep biniyorum. Ben biniyorum. Şöyle bazı evet. Yerler var, sıkıntılı yerler. Mesela ben eğer Sirkeci'ye gideceksem mutlaka metro ile gidiyorum. Çünkü İspark'ta olsa park yeri bulmak zor. 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 Ha, ne oluyor? Geçeceksen, gözlemliyorum, tabii. Ediyorum. Yani bunu yapmamız lazım. Kesinlikle. Yani ne oluyor, ne bitiyor görmemiz lazım. Ve neler oluyor? Neler oluyor? Karelere neler takılabilir? Çok önemli. Çok önemli. Ben yıldızlarımın etrafımda çok uçuştuğu yıllarda ve şimdi bile hiçbir zaman çıkmadım otobüslerden. Hep bindim. Sonra metro girdi hayatımıza. Metrobüs girdi. Hep bindim. Metrobüsle gidip geliyorum ben her yere. Çok hızlı gidiyorum. Olsun ayakta gidiyorum. İtiliyoruz, kakılıyoruz. Çünkü biz zaten bu ülkenin insanı değil miyiz? Bir de gazeteci ondan beslenir. Tabii. Yani tabii ama şimdi artık... Hem gazeteci hem komedyen. Cem Yılmaz şimdi ne diyor? Ben otobüse, metrobüse şuna binemediğim için bir şey yapamıyorum diyor. Binmesi lazım. Binmesi lazım tabii. İşte ya bindiği zaman niye binemediğim için diye kendilerini bir fanus içine hayır, alıyorlar. Millet çok atlayacak üşüyor. Üstüne. O yüzden. Ama bir müddet sonra alışırlar. Bana da oluyordu. Ben bir selam veriyorum. Çok yoğunuz, çok yoğunuz. Sonra görüşürüz diyorum. Kaçıyorum, gidiyorum. Vaktim varsa resim çekmelerine izin veriyorum. Yani çünkü onlar hep bir camın içinde gördüler bizi. Tabii. Etten kemikten görünce illaki evet. Dokunmak isterler. Tabii. Aynı duygu bizde de yok mu? Şimdi o camda gördüğünüz zaman o yalan zaten. Evet. Ne zaman ki dokunduğunuz zaman o gerçek oluyor. Tabii, tabii. Gördüğü, duyduğu da yalan. Ne zaman ki dokunduğu zaman tamam işte, gerçek oluyor. İşte. Gerçek dokunmak oluyor. Lazım. İşte onun için yani... Biz de o toplumun bir meyvesiyiz ve onlar vasıtasıyla sayesinde bulunduğumuz noktalara geliyoruz. Seyirci olmasaydı kim izlerdi ki bizi? Tabii. Onun için ben kopuk yaşayanlara biraz hayretle bakıyorum işin gerçeği. Doğru söylüyorsunuz. Onun için yeni nesil gazeteciler metronun herhalde durağının nerede olduğunu dahi bilmiyorlardır. Metro işaretini bile bilmiyor olabilirler. Olabilirler.
Ben sizle çok şey konuşmak isterim. Dertleşmek isterim aslında. Seve seve, hiç. Çünkü hep aynı zamanlardan bugüne taşıdığımız çok anı var. Çok. Çok yaşanmışlık var. Ve bir Türkiye gözlemi var içimizde. Keşke onları şöyle yüreklice anlatabilsek. Ama kara tabloda çizmeye gerek yok. Nereden yok, nereye yok, geldik? Hiç. İçimizde hep umut taşıyacağız. Kesinlikle hiç kara bir tablo çizmeye gerek yok. Türkiye muhteşem bir ülke, muhteşem bir halkımız var. Her şey çok iyi gidiyor. Tamam, ufak tefek sıkıntılar olabilir. Atlatacağız. Ne bileyim, hükümeti kuramayabiliriz. Ne bileyim, mecliste bir takım sıkıntılar olabilir. O orada ilgilendirir. Ama vatandaş mutlu olmak için her şey yapıyor. Evet. Yani sonra şey biz Nasreddin Hoca'nın torunları değil miyiz? Yani, bilmeyi çok severiz. Yani. Değil mi? Benim hayat felsefem o zaten. Hiç ben en kötü anda bile o kötü anın daha kötüsünü düşünerek mutlu olmaya çalışırım. İşte bu. Kötü anın daha kötüsünü düşünerek mutlu olmaya çalışalım. Ve hiçbir zaman başkalarını kendimize örnek almayalım. Evet. Dedi. Değil mi? Aynen. Çok teşekkür ediyorum. Ben İyi teşekkür ki geldiniz ederim. Sevgili Burhan Akdağ. Bir dostla söyleşmek, akrabanızı görmek gibi oluyor. Yıllar ötesinden gelen bir dostla bir araya gelmek gerçekten öyle. Çok mutlu oldum. Ben de sevgiler çok mutlu sunuyorum. Oldum. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür.